Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle bugünkü MT2 server tanıtım videolarımızda bugün darbe MT2'yi tanıtacağız. Öncelikle server 199 MX server, eski TR tipi değil, yeni TR tipi ama yani 120 level sınır yerine 99 level sınır var. Karakter oluştururken ben daha önce bir karakter oluşturdum. Oyun süresi zaten yok. Daha yeni giriş yaptım. Böyle oluşturmayı size bir göstereyim. Çünkü diğer serverlerden biraz farklı. Gördüğünüz gibi oluşturma sırasında böyle seçenekler geliyor. Buraya ismini yazarsanız, altına cinsiyet seçen sonra biçimini dediğiniz işte bu rengini seçiyorsunuz. Daha sonrasında buradan becerilerini de seçebiliyorsunuz. Mesela ninja'da işte birinci skill yakın dövükken ikinci okçu, kara büyüyle mesela birinci büyülü silahken ikinci kara büyü ve benzeri. Buradan seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Oyunda skiller direkt zaten ön bir başlıyor. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi skiller gördüğünüz gibi buradan seçebiliyoruz. Direkt oyuna girdiğimizde ön bir olarak başlıyor. Onun dışında işte mesela skilleri verirken levelde falan takılma ve benzeri olmuyor. Çünkü zaten 99 level sınırında kara büyü suranın ve büyülü silah suranın bir skill eksik kalıyor. Yani master yapabiliyorsanız daha sonrasında tüfek de yapamıyorsunuz. Büyük bir sıkıntı oluyor. O yüzden böyle bir değişikliğe gitmişken, onun dışında oyuna başlarken verdiği itemler böyle görüyorsunuz. Bir level itemler oyunda gördüğünüz gibi leş sisteminde bulunmuyor. Burada rüzgarın ayakkabısını bile veriyor başlangıçta. Mor kod da veriyor, sınırsız. Yeşil kod da veriyor. Cesaretlerini yine aynı şekilde sınırsız. Onun dışında burada gördüğünüz gibi CH değiştir var. Burada karakter güvenliği var. Karakter kilitliği. Daha sonrasında burada çok iyi temsil yine bulunuyor. Onun dışında statümüz henüz yok. Statlara bir bakmamız lazım. Hızlı veriyorum diye. Onun dışında öğretmenler yine gördüğünüz gibi buralarda. Oyunun başta birkaç özelliğine değindikten sonra sırayla NPC'lerde size göstereceğim. Öncelikle oyunda offline shot sistemi bulunmuyor. Challenge'ı fazla yani buradan açabiliyorsunuz. Onun dışında şaman grup kutsama sistemi bulunuyor. Dediğim gibi sınırsız cesaretlerini, hızlı ekipman sistemi, hızlı hesap kayıt sistemi, less sistemi yine bulunuyor. Oyuna girerken hesabınızı kaydedip daha sonrasında şifre girmeden hızlı girişte yapabiliyorsunuz. Karakter kilit sistemi yine az önce bahsettiğim gibi bulunuyor. Onun dışında ticaret ve pazar geçmişi bulunuyor. Gonca savaşlarının korku rüyası ajan, Gonca ajanı sistemi yine burada bulunuyor. Teknik diyalog sistemi bulunuyor. Bu sayede bug yapamıyorsunuz. O da bulunuyor. Bazılar için, bug'u bilenler için kötü bir özellik tabi bu. Onun dışında boss bilgi sistemi bulunuyor. Hangi boss'tan ne düşüyor gibi. Onun dışında Nemere Razador odaları aktif, silah kostümü herkesin aradığı silah fişi oyunda aktif. Bunu yine bakalım buradan mı, nereden elde edeceğiz diye aklımda soru takıldı şu an. Şu an bunun hakkında hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Eğer bu ihtimal bosslardan ve benzeri düşüyordu. Onu sorup öğrendikten sonra videonun altına açıklamaya ve benzeri bir yere yazarım. Onun dışında TR'deki yeni kostümler ve benzerler aktif. Dediğim gibi 199 MX sever ama diğer özellikleri bu yeni TR tipi. Onun dışında dediğim gibi yine skiller en bir başlıyor. Siz grant yapıyorsunuz daha sonrasında türfek. Onun dışında 5 yarar olduğunuzdan dolayı işte skiller falan direkt veriyor size. Bunları anlatmaya gerek yok. Oyunda başarılı başarısız artı basarken efektler bulunuyor.
Bunu seçerken de size şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi kar yağışı, gece, gündüz ve benzeri bunlar ayarlar biliyorsunuz. Ben bunları genellikle kullanıyorum. Karlı zemin ve benzeri hoşuma gidiyor. Onun dışında menden oto toplamayı ve benzeri de açabiliyorsunuz. Onun dışında F5'e entegre, yine oyunda F-Symbot'u aktif, oyunda oranlar sabit değil kesinlikle. Bu yüzden F-Symbot ile biraz uğraşmanız gerekebilir. Zaten emek sevmeyi uğraşacaksınız. Onun dışında burada gördüğünüz gibi FPSP paneli bulunuyor. Onun dışında yine şu an loncamız yok. Lonca kurduğunuzda lonca toplantı sistemi de bulunuyor. Onun dışında oyunda F-Coupon da bulunuyor yine arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Böylelikle yine para yatırmadan da oyunu sistem kasaraktan FPSP'leri marketten alışveriş yapabilirsiniz. Onun dışında değinmediğimiz başlıca özelliği yeni kostümlerden bahsetmiştim. Türk ay yıldızlı kostümlerin derin işte. Onun dışında anlatmadığımız zaman bir özelliği kaldım diye bir bakalım. Dinek sistemi, pet sistemi aktif. Pet sistemi derken yanınızda şarjlı pet var ama levelli pet sistemi oyunda bulunmuyor. Petler de yani herkesin açtığı Leonidas falan değil. Yeni petler de bulunmuyor burada. Kira ile benzeri. Onun dışında size şöyle bir hızlıca NPC'leri de göstereyim. Gördüğünüz gibi silahın NPC'sinde dolunay ve benzeri bulunuyor. Bazı serverler de bunları da kaldırıyorlar, oyunun içine ediyorlar, bildiğin tele gibi oluyor, burada bulunuyor. Burada yine sasimsiz zırhlar bulunuyor, artı 9 olaraktan. Burada bir yolok var, burada market var, gördüğünüz gibi yükseltme itemleri ve benzeri burada bulunuyor. Taşlar burada yine artı 4 olarak bulunuyor. Satıcılar yine iksirler ve benzeri bulunuyor, barlar yine burada var. Biterlik var ve benzeri var. Onun dışında değişim tısım falan da burada var. Yine serviste beceri sıfırlama falan var. Onun dışında oyunda ox segmenti olduğunda, mesela ox segmentinde genelde millet nereye toplanıyorsa herkes oraya doğru gidiyor. Ox segmentinde görünmeme şeyi var. Kimse birbirini göremiyor. O yüzden kimse kimsenin cevabına bakaraktan yer değiştiremiyor. Onun dışında oyunda simyacı burada gördüğünüz gibi var ama oyunda simya sistemi kesinlikle yok. Burada sadece enerji kristali üretebiliyorsunuz. O da burada zaten gözüküyor. Onu da yaparsınız. Onun dışında oyunda yine kuşak sistemi de bulunmuyor. Bahsetmediğimiz evler sistemi var. 2 cehli, biri seçmeli, biri yazmalı. Yeni sistem bu şekilde. Onu da biliyorsunuz. Serinleşik pazardan da bahsettik. Level kasma yine aynı, köpeklerde kası görüyorsunuz. Daha sonrasında ikinci köyü, daha sonrasında serum valisi, daha sonrasında örümcek zindanı, kızıl orman, sürgünde 99'a kastetten sonra işiniz bitiyor tabi. Onun dışında yine bosslardan dediğim gibi neler düştüğü yazıyor. Metinlerden BK ruh taşı atıyor. Ruh taşı genellikle 35 level metin üstü, level üstü metinlerden atıyor. Yine burada gördüğünüz gibi statü durum bir. İler alak diyelim bakalım, hızlı statü verme var mı merak ettim şu an. Şöyle hızlıca gelelim. Konuş fiyatı aynen güzel, tuşa da geldiğimiz hızlı. Keşke savaşçıysak yanlış aşağıya sadece yapasın. Evet, gördüğünüz gibi hızlı statü verme yok maalesef, bunu elimizde vereceğiz artık. Onun dışında başka anlatmadığım, değinmediğim bir şey kalmadı herhalde. Daha sonrasında merak ettiğiniz şeyler olursa yorum kısmına yazarsanız cevap veririm. Ben de aklıma gelen şeyler olursa açıklamaya ve yorum kısmına yine eklerim. Şimdiden iyi oyunlar, iyi eğlenceler dilerim. Kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi şu an CM'de oyunda. Neyse, tekrardan iyi oynar.